أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Değerli arkadaşlar, Müşecca serisi El-Kitab-ı Temhidi giriş kitabımızın 9. dersindeyiz. Bu dersimizde öğrendiğimiz ve üzerinde uygulama yaptığımız yalan isimlerin ikil ve çoğul yapılma şekillerini göreceğiz. Ondan sonra da uygulamalarla devam edeceğiz dersimize. Şimdi buraya kadar arkadaşlarım hep isim kullandık. Hep isimli yapılar üzerinde uygulamalar yaptık. İsimlerimizi önce tamamen yalın kullandık. Ondan sonra elif lam takısı dediğimiz belirlilik takısını eklemeyi öğrendik. El koymak suretiyle ismimizi belirli hale getiriyorduk. Muallim el-muallim, kalem el-kalem, derrace ed-derrace şeklinde yapmak suretiyle ismimizi belirli hale getiriyorduk. Bunun yanında isimlerimizi hep tekil kullandık. Şu ana kadar çoğul isim kullanmadık. Arapçada ikil diye bir kavram var. İki nesne için özel bir ek söz konusudur. Bunu da hiçbir şekilde kitabımızda şu ana kadar değinmedik. Onun için burada yeri gelmişken isimlerin ikil ve çoğul hallerini ve bu formların karşımıza nasıl geldiğini göreceğiz. Evet, muallim kelimesi tekil bir kelime, yalın bir kelime. Hâzâ muallim dedik. Biz bunu arkadaşlar Arapçada ikil yapmak için sonuna elif ve nun getiriyoruz. Ve ani diye bir ses ile bitiriyoruz. Muallim, muallimân. Evet, son sesi e yapıyoruz. Muallim kelimesinin son sesi olan burada un mesela veya son harfi olan me'yi fetha yapıyoruz. Muallimân. Tam okursak muallimâni. İki muallim. Muhasibun, ani ekliyoruz, muhasiben. Muhendisun, muhendisen. İki mühendis, bir önceki muhasiben, iki muhasebeci. Dolayısıyla arkadaşlar, buraya kadar gördüğümüz, karşımıza gelen bütün isimleri ikil hale çevirebiliriz. Mesela es-sukkaru veya sukkar, sukkaran deriz. Beyt, beyten. Bab, baban. Mekteb, mekteben. Kitabun, kitaben, kalemun, kalemen. Evet, ikil yapmış olduk. İn hâzâni, hâzâide, ikil yapabiliyoruz. Hâzâni, in hâzâni lesâhirâni yurîdâni, Kur'an-ı Kerim'de. İn hâzâni lesâhirâni. Musa aleyhisselam ile yardımcısı ve kardeşi olan
Harun hakkında Firavun ve tayfası, bunlar iki sihirbazdır diye iftirada bulunmaya başladıklarını ifade eden ayette sahirani, in hadani le sahirani. Peki arkadaşlarım, tabii ki isimlerimizi yalın kullandık demiştik. Eril ve dişil formlarıyla kullandık. Şimdi muallimin dişil formu muallime idi. Biz bunu biliyoruz. Peki bunu ikili yaparken farklı bir şey oluyor mu? Hayır, aynı şey. Yine ani sesini ekliyoruz. Ancak bu defa son dişilik kapalı t'si olan bu harfi kapalı t olmaktan çıkarıp açık t haline getiriyoruz. Evet. Kendisinden sonra zaten herhangi bir şey bitişme durumu söz konusu olursa bu kapalı t'ler hep açılır. Peki muallimetani oluyor o zaman. Muallimetun, muallimetani. Dolayısıyla hep tani ile bitecektir bu isimler. Muallimen, muallimeten. Evet, iki bayan öğretmen. Muhasibetun, muhasibeten. İki muhasebeci bayan. Muhendisetun, muhendiseten. Evet, kapalı T'yi açıyoruz ve E ile seslendiriyoruz. Aynı şekilde buraya kadar gördüğümüz dişil isimleri biz ne yapabiliriz? Efendim, bu Kur'an'a göre ikil yapabiliriz. Mesela hadikatun, evet söyleyelim, hadikaten, seyyaratun, seyyaraten, hafiletun, otobüstü değil mi? Hafileten, şecaratun, şecaraten, risaletun, risaleten şeklinde dişil ve ikil isim yapmış oluyoruz. Biz Arapçada buna tesniye diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlarım, çoğul yapıyoruz. Evet. Çoğullarında eril dişili olacak. Evet. Muallim, aynı kelimelerden gidiyoruz. Muallimun. Bakın ne yaptık? Vavnun ekledik. Vavdan eklediğimiz vavnundan önce son harf olan M'yi U yapıyoruz. Çünkü vav harfiyle uyumlu olan ses U'dur. Neticede burada vav. Middi tabidir, meddir. Ve U sesiyle bu med halini sağlar. Muallim, muallimun. Muhasib, muhasibun. Muhendis, muhendisun. Evet. Daha önce gördüğümüz kelimeleri aynı şekilde bu minval üzere çoğul yapabiliriz. Muslim dersiniz mesela. Muslim, muslimun. Değil mi efendim? Kur'an'da çok geçer. Mu'min, mu'minun. El-mu'minun vel-mu'minat. Evet, mu'minun. Peki. Evet, başka bu anlamda gördüğümüz isimleri cem-i müzekker salim diyoruz biz buna Arapçada. Efendim, eril, akıllı eril çoğul. Evet. Akıllı, eril, çoğul. Mesela muvazzaf ne demiştik? Memur. Çoğul yaptığımız zaman
Muvaffun. Amil, işçi. Çoğulu. Amilun. Peki arkadaşlarım. Güzel. Vav'unu ekleyerek yapıyoruz. Bunun dişil formu peki, çoğulun dişil formu muallimetun tekiliydi. Bunun çoğulu nasıl olacak? Muallimat. Bu defa at sesi geliyor. Ne yapmış oluyoruz bir anlamda arkadaşlarım? Bu dişillik ifade eden, aynı zamanda tekillik ifade eden te'ud te'nisi kaldırıyoruz. Kapalı te'yi kaldırıyoruz. Yerine fetha ve açık te koyuyoruz. Ve ismimizi meddi tabii kuralını uyguluyoruz. At sesi diye bir şey çıkmış oluyor dolayısıyla. Muallimetun, muallimat. Muhasibetun, muhasibat. Muhandisetun, muhandiset. Muslimetun, muslimat. Mu'minetun, mu'minat. Qanitetun, qanitat. Taibetun, تائبة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات orada hepsi dişil çoğul مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات şeklinde de Kur'an'da mümin kadınlar tasvir ediliyor. Cem'u teksir. Evet, demek ki arkadaşlar Arapçada şu ana kadar öğrendiğimiz isimleri hep biz tekil olarak kullandık. Tekili eril ve dişil formuyla kullandık. Buraya yaptığımız uygulamalar hep bundan ibaretti zaten. İşte bu isimlerimizi eril ve dişil olarak ama tekil formda kullandığımız bu isimlerimizi her birini ikil ve çoğul yapabiliriz. Erili eril ikil, çoğulu eril çoğul. Eril ikili ani sesini yaparak getiriyorduk. Evet, kalemun kalaman. تاجرٌ تاجران ولدٌ ولدان فقيرٌ فقيران dişilini yaptığımız zaman فقيرةٌ فقيرتان طالبةٌ طالبتان مسلمةٌ مسلمتان çoğul yaptığımız zaman akıllı eril çoğul bak çoğulları ayırıyoruz arkadaşlar çoğullarda akıllı olan olmayan diye ayrım yapıyoruz. Çoğula gelince akıllı çoğullarla akılsız çoğulları ayrı formlarda ifade ediyoruz. Evet, akıllı çocuk akıllı çoğullar cem'ul muzekker salim, cem müzekker salim diyoruz biz bunlara. Evet, mesela Muslim oluyor. Muslimun. Un sesini ekleyerek yapıyoruz. Alim. Alimun. Muhendis. Muhendisun. Muallim. Muallimun. Bunun dişil formu ise muallimetun. At sesini ekleyerek yapıyorduk. Muallimat. Alimetun. Alimat, zekiyetun, zekiyet. Şimdi bir de arkadaşlar Arapçada kırık çoğul dediğimiz kelimeye herhangi bir eklemeden kelimenin kendi içindeki harflerin
yerini sırasını değiştirerek yaptığımız efendim çoğullar var. Bunlara teksir çoğu, cemi teksir diyoruz. Bunların epey bir kısmını Türkçe'de kullanıyoruz biz bu şablonları. Mesela velet, evlat. Velet diyoruz, evlat diyoruz. Velet tekil, evlat çoğul. Tacir, tüccar diyoruz. Adam tacir, tüccar diyoruz. Hem tekil hem çoğulunu kullanıyoruz. Aynı anda tekerleme halinde. Tacir, tekil, tüccar, çoğul oluyor. Bu bir şablon oluyor arkadaşlar. Bu bir şablon oluyor. Şimdi evlat vezni, ef'al vezni. Dediğim gibi efendim Türkçe'de bu anlamda çok sayıda kelimeler kullanıyoruz. Mesela evlat, Türkçe'de hatırladığınız ne kelimeler var? Ensar, muhacirin ensar diyoruz. Değil mi efendim? Aynı anlamda çoğul olan bir kelime. Eşkal diyoruz. Eşkali belirlendi diyoruz. Şekil, çoğula eşkal. Türkçe'de şekli de kullanıyoruz. Şekil, eşkal. Evet. Peki efendim. Tacir, tüccar. Fakir, fukara. Aynısını kullanıyoruz Türkçe'de. Fakir, fukara. Evet. Fakir, tekil, fukara, çoğul. Efendim. Akil, ukala. Aynı vezinde bakın. Fuala, ukala. Türkçe'de kullanıyoruz çok. Efendim. Çok sayıda bu anlamda. Yine geliyor bakın. Şehit, şüheda. Evet. Şüheda. İsim olarak da kullanıyoruz. Fuala vezni. Evet. Devle, düvel. Fual vezni. Devle, düvel. Aynı şekilde efendim bunu da kullanıyoruz. Bunun belli şablonları vardır. Dolayısıyla dikkat ettiğiniz üzere burada kelimelerin harflerini değiştirerek velet, evlat, evet, tacir, tüccar, aynı harfler bakın dikkat ederseniz yerleri değiştirilerek efendim yapılmış oluyor. Evet, devle, düel. Baktığınız zaman harf aynı harf. Sondaki kapalı T atılmış ama seslendirme farklı bir seslendirme. Bunlara da kırık çoğul diyoruz. Dolayısıyla çoğullar arkadaşlar aynı zamanda Arapçanın zenginliğini ortaya koyuyor. Çok farklı şekilde kullanıyor. Eriller için ayrı kullanıyor. Çoğullar için ayrı kullanıyor. Dişiller için ayrı kullanıyor. Çoğulları için onu kendine has çoğulları oluyor. Efendim, akılları ayırıyor, akılsızları ayırıyor. Evet efendim. Bir anlamda akılsızları, çoğul akılsızları buradan ifade ediyor. Teksirden ifade ediyor. Aynı zamanda akıllı varlıkları da bunun içerisinde ifade ediyor. Yani bir zenginlik var. Hem buradan kullanabiliyor, hem öbür taraftan kullanabiliyor. Evet. Yani mesela tacir, tüccar diyebilir. Tacirun de diyebilir. Eril çoğuluyla yaparken. Tacirun, tacirin şeklinde de gelir karşımıza. Şimdi bunları gördükten sonra arkadaşlar artık öğrendiğimiz yalın isimleri eril ve dişil formlarıyla ikil ve çoğul yapma hallerini öğrendikten sonra artık isimleri biz bu formlarıyla kullanarak isim cümlesini daha zengin, daha geniş bir yelpazede kullanıyor olacağız. Şimdi dolayısıyla burada biz daha önce sadece tekil boyutlarını kullandığımız isim cümlesini ikil ve çoğul, eril,
İkil ve çoğul, dişil ikil ve çoğul formlarıyla kullanabileceğiz. Dolayısıyla isim cümlesini biz Arapçada en yalın haliyle şu şekilde formüle edebiliriz. Arapçada arkadaşlarım iki tür cümle imkanı var. Ve bu iki tür cümle imkanının her birinin kendine has bir şablonu var. Bir, isim cümlesi kullanabiliyoruz. İki, fiil cümlesi kullanabiliyoruz. İsimle başladığımız zaman isim cümlesi. Biz şu ana kadar zaten hep isim kullanıyoruz. Türkçe'de çok sayıda Arapça isim barındırdığımız için bu barındırdığımız Arapça isimleri işlevsel hale getirip onu kendimize zemin yaparak Arapçayı daha kısa adımlarda öğrenmiş oluyoruz. Şimdi dolayısıyla Arapçada iki cümle türü var dedik. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Ve biz isim cümlesi aleminde dolaştığımız için, hep isim aleminde dolaştığımız için artık isim cümlesinin genel şablonlarını ne yapabiliriz? Bütün halleriyle verebiliriz. Şimdi arkadaşlarım, Arapçada isim cümlesi, isimle başlayan cümle demiştik. Tek kriterimiz bu anlamda cümle isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi, hangisiyle başlıyorsa o ismi alıyor. İsimle başlıyorsa isim cümlesi. Şimdi isim cümlesi Arapçada iki ana parçadan oluşur. Mübteda ve haber dediğimiz şey. Mübteda dediğimiz ilk isimdir. Belirli isimdir. Bilinenden hareketle bilinmeyenin ifade edildiği bir cümle olduğu için isim cümlesi belirli bir yapıyla başlıyor, isimle başlıyor. El kalem, kalem, bildiğimiz kalem, şu kalem. Şimdi bu kalem hakkında bir haberde bulunacağım, haber vereceğim, bir bildirimde bulunacağım. El kalemu kebir, büyük. Bitti cümlemiz. İsim cümlesi iki ana unsurdan oluşuyor. Mübteda ve haber diyorsunuz ona. Haberde arkadaşlarım genelde belirsiz gelir. Haber çünkü karşı tarafın bilmediği bir şeydir. Bilinmeyen bir şeyde efendim nekre gelir, belirsiz gelir. Elif lam takısı almaz. İnsan beyni böyle çalışıyor. Önce bilineni anıyor. Bilinenden, bilinenin üzerine bilinmeyen bir şey ekliyor. Efendim, hepsi bilinmeyenli bir işlem olmuyor. İki unsur, ikisi de bilinmez ise sıkıntı oluyor. Bilgi ifade etmiyor yani. Evet. El kalemu kebir. İsim cümlesi iki unsurunu aldı. En yalın haliyle bir, efendim, isim cümlesi oluyor. El kalemu kalem. Kebir, büyüktür. Şimdi karşıya bakıyoruz arkadaşlarım. Es-sa'a, saat, şil bir isim. Kebira, evet, saat büyüktür. Bu defa dişil bir isim üzerinden kurulmuş bir isim cümlesidir. Es-sa'a belirli bir isim. Kebira belirsiz bir isim. Ve mübteda haber şeklinde gelerek bir cümle oluşturdu. Es-sa'a saat, kebira büyüktür. Şimdi burada şuna dikkat çekiyoruz arkadaşlar. İsim cümlesinde biz tam bir uyum söz konusu olur deriz. Hem de dört şeyde tam uyum olur deriz. Bununla aslında şunu demek isteriz. İsim cümlesi iki unsuruyla
uyumlu, ahenkli, müzikalitesi yüksek olan bir cümle. Erille başladığınız zaman, müpteda eril olduğu zaman haber eril geliyor. El kalem kebir. Ama dişil bir isimle başladığınız zaman, müpteda müennes olduğu zaman yani es-sa'a kebir demiyoruz. Kebira. Es-sa'a kebira. Burada başladığınız ve kapalı T diye, değil mi? Dişil olarak adlandırdığımız bu harf kelimenin sonunda var ise, mübtedanın sonunda var ise haberin sonunda da olmak zorundadır. Aynı sesi, aynı ritmi vermek üzere, aynı müzikaliteyi sağlamak üzere, kulağı tırmalamamak üzere ikisi birbirine paralel bir şekilde gelir. Es-sa'a kebira. Demek ki isim cümlesinde tam bir uyum var. Bakın, el-kalemu kebirun. İkisi de u ile bitiyor. Evet, ikisi de zamme ile bitiyor. Mübteda ve haber biz merfudur deriz. Bunları gramer dersinde daha ayrıntılı ve terimleriyle birlikte öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Evet, şimdi biz burada isim cümlesinin en yalın haliyle geldiği durumları tahlil etmiş oluyoruz. Bakın, el-veledu çocuk, zekiyun zekidir. El-bintu kız çocuğu, zekiyetun zekidir. Bu bint sonunda kapalı T olmasa da anlam itibariyle dişil olduğu için onun haberi olan zekiye dişil gelmek zorundadır. Peki. Dikkat ederseniz bir taraftan yani erillik ve dişilliğin yanı sıra bir taraftan el-veledü zekiyyun derken tekil, el-bintu zekiyyetun derken tekil. Demek ki sayı bakımından da bir uyum gerekiyor. Erillik, dişillik yönünden bir uyum, sayı bakımından bir uyum, irab bakımından yani son sesleri bakımından da uyum söz konusu var. El-veledu, el-validu baba rahimun, merhametlidir. El-validetu anne rahimetun, merhametlidir. El-amilu, işçi, seri'un, seridir. El-amiletu, onun dişil formu, el-amiletu oluyor. Seri'atun. Bakın uyum. Ses. Müzikalite. El-amilu seri'. El-amiletu seri'. Evet. Bunlar hep tekil formda karşımıza gelmiş oldu. İlk dört örneğimiz. Eril ve dişil olarak efendim karşılıklı verilmiş oldu. Şimdi ismimi, isim cümlemi ikille başlatamaz mıyım? Başlatabilirim. O zaman el-amilen derim. Amil yerine amilen. İki işçi, iki amele. Seri'un yerine seri'an. Seridirler. Bakın uyum. İkille başladığınız zaman ikille devam etmek zorundasınız. El-amilen seri' demiyor. O kulağı dinlendirmek ve aynı ses ve ritimle efendim beslemek istiyor. El-amilen seri'an. Burada bir dil yönünden efendim tahlil ettiğimiz zaman mübteda ile haber arasında bir uyumun zorunlu olduğunu tespit etmiş oluyoruz. Dişiline bakalım.
العاملتان عامله oldu عاملتان سريعتان العاملتان سريعتان iki bayan işçi seridirler. Çoğul yapalım, yapamaz mıyız amile? العاملون biraz önce gördüğümüz çoğulu العاملون çalışanlar, işçiler سريعون seridirler. Evet, uyum, aynı ses. عاملون سريعون. Evet, Arapça onun için arkadaşlar özellikle isim cümlesinde kulağı asla yormuyor. Kulağı müzikaliteye önem veriyor. العاملات سريعات. Bakın dişil çoğul yaptığımız zaman عاملتون عاملات سريعات. Evet. Hani şiir gibi dil deriz ya, falanca dil şiir gibi dildir. Bu özelliklerinden dolayı kazanıyor bu tür nitelemeleri. Evet arkadaşlar, aslında burada isim cümlesi şu formuyla, bakın şu haliyle. İsim cümlesi en yalın haldedir ve karşımıza bu formlardan birisiyle gelir. Böylece isim cümlesini halletmiş olduk. Tekil boyutuyla, ikil boyutuyla, çoğul boyutuyla, eril boyutuyla, dişil boyutuyla. Evet, bundan sonraki örneklerde şu ana kadar öğrendiğimiz yapıları isim cümlesi içerisinde uygulamaya çalışıyoruz. Mesela diyoruz ki, ya Ali, Ali. Beleduke, senin memleketin. Ke, sen erkek. Be'idun, senin memleketin uzaktır. Beleduke. Evet, bu mübteda oluyor, bu haber oluyor. Bu tamlama halinde geldiği için belirli hükmündedir arkadaşlar. Senin memleketin. Ya Ali. İkinci bir cümle, bakın paraleline. Medinetuke, bu defa dişil bir kelime. Senin şehrin. Be'idetun, uzaktır. Evet, bu kelime üzerinden ifade ettiğimiz zaman, dişil kelime üzerinden be'idetun demiş olduk. Medine, be'ide. Her ne kadar araya k girse de. Yine uyum. Efendim sağlanmış vaziyettedir. Ya Fatime, defteruki. Evet, senin defterin. Bu defa Fatma'ya hitap ediyoruz. Ama müptedamız defterdir. Asıl parçamız defterdir. İsim tamlamalarında asıl parça birinci parçadır demiştik. Defter ki bir isim tamlamasıdır. Çünkü bu ismin yerini tutan bir zamirdir. Senin defterin sagirun, küçüktür. Defter sagir. Defteru sagirun ile defteruki sagirun arasında bir fark yok arkadaşlar. Belirli hükmünde oluyor bu. Çünkü tamlama, isim tamlamalarını demiştik. Bilinmeyen bir isme belirlilik kazandırmak üzere kurulan bir yapıdır. Yani işlevlerinden biri o. Bilinmeyen bir ismi bilinenin yanına koyarak onu, ona, değil mi? Bir tarif kazandırmış oluyoruz. Bir belirlilik yüklemiş oluyoruz. Peki, ya Fatime, hakibetuki, çantan. Bir defa dişil bir kelime üzerinden hitap ediyoruz. Senin çantan sagiratun, küçüktür. Evet, uyum, dişil dişil. Cevvalu Ahmet, bu defa mübtedamız bakın yine tamlama geldi. Ahmet'in cep telefonu. Evet, ikisi birlikte mübtedadır. Cümle unsurlarını ayırmak, öbeklerini tespit etmek işin en önemli boyutlarından birisi arkadaşlar.
Burada cevvali ayrı görür, Ahmet, Nazif'i ayrı görürseniz bir anlam çıkaramazsınız. Cevvalu Ahmet, Ahmet'in telefonu nazifun, temizdir. Seyyaratu Ahmet, bakın, nazifetun. Burada asıl parçamız cevval olduğu için ve eril olduğu için haberimiz nazifun geldi. Burada ise seyyaratu Ahmet derken asıl parçamız dişil olduğu için haberimiz de dişil geldi. Seyyara nazife. Cevval nazif. Evet. Musaidul müdir. Yine bir tamlama. Müdür yardımcısı. Müdüre müsaade. Evet, müsaade Arapçada yardım etmek anlamında arkadaşlar. Müsait misiniz derken aslında bana yardımcı olabilir misiniz demek istiyoruz. Musaidul müdir, müdür yardımcısı, belirli bir unsur. Tamlama halinde geldi. Tavilun, uzundur. Bayan yardımcı, müdür yardımcı olsun. Musaidetul müdir, müdürün bayan yardımcısı. Taviletun, uzundur. Peki arkadaşlarım, böylece biz şu ana kadar gördüğümüz ve üzerinde uygulama yaptığımız isimli yapıları biraz böyle kategorize edip aslında uygulama içerisinde işlevsel bir şekilde isim cümlesinin gramatik yapısını anlatmış olduk. İsim cümlesi bundan ibarettir arkadaşlar. Şimdi bundan sonra uygulamalar yapacağız. Efendim, bu öğrendiklerimizi daha önce öğrendiğimiz yapılarla harmanlayarak uygulama yapmış olacağız. Onu da gelecek derste halledeceğiz. Tekrar bir sonraki derste görüşmek üzere. Size Allah'a emanet olun diyorum efendim. Selamlar.